Ekranda da bir son dakikayı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda konuşuyor. Geçtiğimiz dakikalarda başörtüsü için referandum çağrısı yaptı. Anayasa değişikliği için gel referandum yapalım dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsüyle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüne yasal güvence teklifi vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da anayasa adımı gelmişti efendim. Tabii bu konu AKP'nin çalışması içerisinde meclise geçtiğimiz hafta gelecekti, gelmedi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından hazırlanan bu başörtüsü teklifini beğenmediği söylenmişti. Şimdi çalışmalarda sürüyor. İçinde pek çok elbette detay var. Ama bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için bir referanduma gidelim diye bir ifadesi var. Onu sizinle paylaşalım. Sapkın adımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım kim nasıl bir tavır içine girecek? Yeterli çoğunluk sağlanırsa Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni sivil anayasa kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta ilk defa bugün açıklıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Bunu da yapabiliriz. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu konuyla ilgili biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kanayan yarası, pek çok konu var, pek çok sorun var aşamadığımız diyerek kendisi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu süreç aslında böyle başladı. Bunun öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı bir toplantıda birkaç tane başörtülü almış yanına Kılıçdaroğlu demişti. İşte aslında o zaman alevlenmişti bu konu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gelin başörtüsüne yasal güvence verelim demişti. Ve bu konu aslında 2-3 haftadır Türkiye'nin en sıcak başlıkları arasında. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii bu konuyla ilgili anayasa adımını atmıştı. Sonrasında sevgili izleyiciler, bugün işte yine başörtüsü için bir referandum kelimesi çıktı ağzından. Şöyle diyor: sapkın adımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek anayasa değişikliği teklifini hazırlamaya başladık diyor. Bakalım kim nasıl bir tavır içine girecek. Yeterli çoğunluk sağlanırsa Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni sivil anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta ilk defa bugün açıklıyorum diyor Cumhurbaşkanı. Ve CHP liderine de sesleniyor. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Bunu da yapabiliriz. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin diyor. Aynı zamanda sevgili izleyiciler, tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tabii böyle bir adım gelmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevlendirdi. Ama baktığımızda aslında iktidar bu konuyla ilgili tam olarak bir taslak hazırlayıp henüz sunamadı meclise. Bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan beğenmedi, daha çarpıcı ifadeler yer almalı dedi şeklinde de Ankara kulislerinde yankılanmıştı bu konu. Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte orada Battalgaz Devlet Hastanesi Hekim Antunelleri açılış töreninde konuşuyor. Ve tabii bu konuyla ilgili uzun zamandır Türkiye'nin bir sorunu yoktur demişti, biz çözdük demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsüne yasal güvence teklifi geldikten sonra bu konu bir anda siyasetin en sıcak başlıkları arasına geldi. Tabii seçimlere de 8 ay kala biraz hareketleniyor, daha da bu konular sıcak noktaya taşınıyor. Ama bunun sonrasında bakalım nasıl bir cevap gelecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da. Ama bu konuyla ilgili referandum çağrısını neden ihtiyaç duydu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bunlar da elbette sorulan sorular arasında. CHP lideri eğitimdeki ve kamudaki başörtüsü özgürlüğünü hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskesini araladığını gördük demişti. Ve biz kadınlarımızı asla başı açık ya da başı örtülü diye sınıflamadık diyor efendim bir taraftan da. Ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri ve bir taraftan da diyor ki Bay Kemal siz busunuz, başörtüsü özgürlüğünü gel anayasa güvencesine alalım dedik, bakalım gelebilecek mi göreceğiz, önümüzdeki günlerde de meclise göndereceğiz, tüm milletimiz bunu görsün, tanısın diyor efendim. Tabii bu konuyla ilgili altılı masayla ya da eleştirileri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama özetleyecek olursak Malatya'da başörtüsü için referanduma gidelim çağrısı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan.